Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da evinde üçer gol yediği bir haftayı hatırlıyor musun? Aynı hafta ikisi de üçer gol yemiş olsun. Ben soruna başka bir cevap vereyim. Lig lideri Galatasaray 3-1'den 3-3'e getiriyor. Skor tamam. 3-3. Fenerbahçe 3-2 önde. 2-0'dan oralara geliyor iş. Maç 3-3 bitiyor. Sen böyle bir şey hatırlıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum. İki tane şampiyonluk adayı. Aynı skor. Hatırlamıyorum. Aynı haftada puan. Şaka gibi bir haftaydı. İki takım taraftarı da çok farklı duygular yaşadı ya. Galatasaray 3-1 olduğunda ne oluyor ya dedi. Kaybediyoruz mu? İşin içine girdi. Takım ateşledi. 3-3 penaltı bile kaçtı. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Fenerbahçe ya yemin ediyorum İstanbulspor maçının sabahı dışarıdayım böyle oturuyorum filan akşam yayın var diye eşimle çocuğumla işte Fenerbahçeliler geldi böyle yapıyor. Nihat abi Dolmabahçe'de Galatasaray'ı yeneceğiniz değil mi? Bak İstanbul maçını saymıyorlar he. Kazanmışlar. Abi çok büyük şok yaşadı. Ha ben böyle bir hafta travma hatırlamıyorum yani. Ama Jesus daha da büyük şoklar yaşattırıyor. Ne olacak ki puan durumu aynı diyor. Tabii. Cuma günü başladığımız yerdeyiz. Hani bu nasıl bir bakış açısı? Takımı motive etmek için diyeceğim okey ama dışarıdan böyle alınmaz ya. O son dakika oyuncuları sahanın içinde toplama alkış. Kim neyi alkışlayacak abi? İstanbulspor'un bütçesi belli, kadrosu belli. Ama teknik direktörü muhteşem Fatih Tekke. Tebrik ediyorum. Helal olsun. O böyle var ya örüyor maçı. Yaşıyor. Dakika dakika ne oynayacağını biliyor. Hazırlanmış hissediyorsun. Ama hiçbir mazeri kaldırmaz abi. 2-0'dan sonra o maçı bitireceksin. Büyük şok yaşattılar. Bir de seyirci sus diyor. O sus kabul olmaz. O sus yanlış zaman yanlış yer. Vallahi. İlk yarıdaki sus okey. Altay'ı ıslıklamayın okey filan da. Bu maçtan sonra takım orada toparlayayım sus alkışlat. Alkışlama. Ben alkışlamam ha. Mesela ben Dolmabahçe'deyim. Ben ıslıklarım abi. Şampiyonluğa gidiyor Beşiktaş. Tribündeyim böyle seyirci fanatik dönemlerimdeki gibi amigoluk yapıyorum. Sesim kısılmış 2-0 önünde takım 3-3 bitiriyor ben alkışlayacağım futbolcuyu. Öyle bir dünya yok. Bizim ülkede öyle hiç yok. Portekiz'de var mı? Ya bence hiçbir yerde yok. Porto'nun başında düşün. Yani neyin kafasını yaşıyor Jesus? Ben bilmiyorum ya. Hani enteresan. Hani o zaman yer orası değil yani. Ben... Nerede ilk yarıdaki Jesus? Hocam bu ülkeden Vicente del Bosque'ler, Luis Aragones'ler gönderilen teknik direktör, çok ünlü teknik direktörler say bana. Zico'lar, Lucescu'lar tribünle papaz olup da devam edebilen bir hocayı ben meslek hayatımda görmedim. Ya. Ha dediğin gibi sen şimdi Fenerbahçeli Nihat'sın, tribündesin. Kadıköy cehennemi, Kadıköy geçinmezle büyümüşsün. Gelen 3 atıyor, giden 4 atıyor. Islıklarsın abi. Bu senin doğal hakkın. Normal abi. Bu senin doğal hakkın. Ya kimi de böyle ya taraftar işte beklemeli şu bu şampiyonluk yolunda gidiyor. Ya taraftarı taraftar neyi bekliyor? Taraftardaki sıkıntı ne? Bak 9 dakika uzatma verdi ya 3-2 iken. Taraftar bir acaba diyor ya. Biz gol yiyeceğiz diyor. Bir de sen nereye kadar son dakika abi? Biz de son dakikalarla Almanya maçına geldik Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Hatırlayanlar bilir. Son dakika gol yedik, elendik abi. Finale İspanya ile oynayacaktık. Tamam çok sakatlık vardı. Ben hastane odasında izliyordum o maçı mesela. Sakatlandığım için. Ama son dakikalarla bir yere kadar gelirsin. Oyun gücünle alırsın kupayı. Fenerbahçe'de oyun gücü yoktu. İlk 45 dakikaları Ankara Gücü maçı, Karagümrük heba etti. Başakşehir. Ya hocam teknik anlamda senin yanında bana düşmez ama bir konu mesela maçı izlerken ya dedim ki kafamdan ya bak dedim Fatih Hoca dedim şimdi sağ kanattan öyle bir yüklenecek ki çünkü Alioski bağırıyor abi bittim. Bence sana ek yapıyorum %100 katılarak ara öyle Crespo'yu oyuna aldığında ben gelmedim. Skoru tutarım dedi. İmaj oydu. Büyük takım İsmail skoru tuttuğu tutmak niyetini gösterdiği an bittiği andır. Orayı İsmail tutmuyor muydu? Ya Samet'i çıkardı dokunulmaz Samet'i. Serdar'ı alıyor mesela. Samet'e de orada ayağına çarptı. Ya bak, onu suçlayamam. Suçlayamazsın ama ben doğru olanı orada söylemek zorundayım. Yani futbolun içinden gelen biri olarak. Oradaki doğru ayak sağ ayaktır her zaman. Sol ayağı niye koyuyorsun derim.
çarptı, İrfan'la kontrapiyede kaldı, golünü yedi. Samet'i sadece bu maç değil, geldiğinden beri biliyorsun. Serdar Aziz, bak Sivas'ta yani Serdar evet, Aziz oynayacak. 3-4 hafta üst üste gelen bir Samet Akaydın var. Sivas'ta Serdar Aziz oynayacak. Öyleymiş. Yani öyle gözüküyor. Arda Güler de sahanın içinde lider, sahanın dışında lider. Ben maşallah. Ben de dedim ki Arda yaş 18. Girme o topa ya. Bence o topa girmemeli. 70 yaşındaki adamın tribünle olayında Türkiye'de araya giren arada kalır abi, ezilir. Arda'ya bir şey olmaz. Yine de girmesin. Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Senin ama dışında değil. Bir şey söyleyeyim mi? Pazobant'ı şu an versen neden verdin demem. Niye biliyor musun? Mert Hakan'a yakışmıyor mu? Dördüncü kez 11 oynadı çocuk. Futbol. Sürekli tribünlerle güzel top futbol, oynuyor. Futbol ağızla oynanan bir oyun olsa Türkiye'nin en formda oyuncusu Mert Hakan Yandaş derim. %100. Ve bu lafı da söylüyorum diye Mert bana alınmasın kulağına giderse. Çok sevdiğim biridir. Ama Sivas Spor'daki performansıyla ben Mert'i çok sevdim. Büyük futbolcu. Fenerbahçe'ye anasının ak sütü gibi helal bir şekilde geldi. Ama bir oyuncu kulübede 4 tane sarı kart yiyorsa, her maçta hakemle konuşma, tribünlerle Arda'nın öpmedik yer kalmadı böyle hani. Sahanın içinde. Ya sol kanatta taç çizgisinde bir top geldi hocam. Mert sen 25'ten vurdun mu çatala vuruyordun. Sahada en çok koşan oyuncuydun. Ya sen bunu yap, kolunda pazuvant var, senden bu bekleniliyor. Ama sen onun dışında ağzınla her şeyi yapıyorsun. Belki sizin zamanınızda tribünleri oynamak yiyordu da şimdi yemiyor hocam. Ben ne oyuncular gördüm, dakika 95 100 metre topu almayacağı yere gidip kayıp seyircinin alkışladığı. Tabii canım. Neler gördük biz. Sonra nefes nefese.